Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere günümüze son derece yakın bir tarihte yaşanmış korkunç hatta tüyler ürpertici bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir ve videolarda kullandığım görsellerden ve materyallerden rahatsız oluyorsanız beni Spotify Podcast aracılığıyla da takip edebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Sarah Maynard hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 2010 senesinde Ohio'da Tina Harmon adında 32 yaşında bekar bir anne yaşamaktaydı. Tina'nın iki tane de çocuğu bulunmaktaydı. Bunlardan ilki 13 yaşındaki Sarah, diğeri ise 10 yaşındaki Cody'ydi. Sarah okulda ve çevresinde sevilen bir genç kızdı. Her zaman için anlayışlı, böyle ılımlı, uzlaşmacı bir tavrı vardı ve komik, neşeli tavırlarıyla bilinirdi. Cody ise biraz daha böyle içe kapanık, biraz daha kendi halinde bir çocuktu. Ama yine de her ne kadar Tina'nın başından umutsuz bir evlilik geçmiş olsa da onun çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşadığını söyleyebiliriz. Evet, Tina'nın bir önceki eşi, yani çocuklarının babası olan Larry birazcık kötü ve sorunlu bir adamdı ve hem karısına hem de çocuklarına karşı uygunsuz davranışları olmuştu ve şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrılmışlardı. Ama sonraki dönemde hem Tina hem de kocası Larry kendi hayatlarına yöneldiler. Larry'nin de bir kız arkadaşı oldu, Tina'nın da bir erkek arkadaşı oldu. Hatta 2010 senesinde Tina erkek arkadaşının evinde çocuklarıyla birlikte yaşamaktaydı. Ama ne yazık ki bu ilişkisinde de beklediği ilgiyi, beklediği alakayı, sevgiyi, şefkati bulamamıştı. Ve bu yüzden de erkek arkadaşıyla bir ayrılık aşamasındaydı. Öyle ki her ne kadar çocuklarıyla birlikte hala daha erkek arkadaşının evinde kalmakta olsa da kendisine taşınabilmek için işine de daha yakın olan bir konumda bir ev bakmaktaydı. Ve bu sorunlarından da sık sık hem komşusu hem de en yakın arkadaşı olan Stephanie'ye bahsetmekteydi. Stephanie de 41 yaşında bir kadındı. 3 çocuk annesiydi ve baktığınız zaman Tina'nın tek dert ortağı gibi bir şeydi ve onun erkek arkadaşıyla olan problemlerini biliyordu, onun yeni bir ev aradığını ve en yakın zamanda taşınması gerektiğini biliyordu. Çünkü Tina her ne kadar erkek arkadaşıyla birlikte yaşamakta olsa da artık aralarındaki ilişki tamamen bitmişti. Yani tamamen ayrılmışlardı. Erkek arkadaşı yatak odasında yatarken Tina ve çocukları salonda yatmaktaydılar. Ama sadece erkek arkadaşı ona evden ayrılabilmesi için, yeni bir yer bulabilmesi için gerekli zamanı tanımaya çalışıyordu. Tina hayatındaki tüm bu sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen çocuklarına karşı her zaman iyi bir anne olmaya çalışıyordu. Onların tüm okul etkinliklerinde, tüm sosyal aktivitelerinde yer almaya çalışıyordu ve onlara aslında hayatlarındaki baba yokluğunu hissettirmemeye çalışıyordu. 10 Kasım 2010 tarihine geldiğimizde ise bu aileyle alakalı birdenbire çok gizemli bir olay gerçekleşti. Çünkü 10 Kasım tarihinden sonra ailenin hiçbir üyelerinden haber alınamamaya başlandı. 10 Kasım 2010 tarihinde Tina her zaman olduğu gibi çalıştığı yerdeki mesaisinden saat 4 sularında çıkmıştı. 16.00 sularında iş yerinden ayrıldıktan sonra görgü tanıklarının söylediğine göre arabasına binmişti ve iş yerinden ayrılmış bulunmuştu. Ama ertesi gün olduğunda Tina iş yerindeki mesaisine gitmedi. Kendisi iş yerine geç kalan bir insan bile değildi. Daha öncesinde haber vermeden gecikmişliği bile olmamıştı. Ama o gün mesai çıkışına kadar hiçbir şekilde işe gelmemesi, hatta işe gelemeyeceğini haber bile vermemesi patronunu gerçekten çok meraklandırdı ve o gün boyunca defalarca kez Tina'ya ulaşmaya çalıştı. Ama bir türlü Tina'ya ulaşamayınca bu sefer bu durumu polislere haber verdi ve polisler Tina'nın ormanın içinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiklerinde kapıyı birkaç kez çaldılar. Ama kendilerine kapıyı açan kimse olmadı ve şöylesine bir eve bakındıklarında, yani her şeyin normal göründüğünü düşündüler. Evde hiçbir sorun yokmuş gibiydi ve bu yüzden de eve girme gereği duymadan evden uzaklaştılar. Ama bu durum Tina'nın patronu olan kadını daha da meraklandırmıştı ve bu yüzden Tina'nın patronu 11 Kasım günü
Yani Tina'yı son gördüğü günden hemen sonraki gün genç kadının evine gitti. Yani sadece durumu kontrol etmek istiyordu. Birazcık evin çevresinde gezindi ve fark ettiği bir şey oldu. Tina'nın arabası her zamanki yerinde değildi ve evin garaj kısmının kapısı hafif açık bir haldeydi. Bu kadının gerçekten çok garibine gitti ve içindeki meraka da engel olamayarak evin aralık camlarından birine doğru yaklaştı ve camdan içeriye girdi. Ama camdan içeriye girdiği an gerçekten çok korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Evin salon kısmında halı flekslerde böyle sürtünme izine benzeyen kırmızı lekeler vardı ve Tina'nın patronu bu izleri takip ettiğinde evin banyosuna kadar gitmeyi başarmıştı. Ama banyonun kapısını açtığında manzara daha da iğrençleşti. Çünkü banyodaki küvet ve yerlerdeki fayanslar tamamen kıpkırmızı bir haldeydi. Yani bu kadar kırmızı sıvı tek bir vücuttan çıkmış olamazdı. Burada belli ki çok ciddi bir olay yaşanmıştı. Bu yüzden Tina'nın patronu bir kez daha polisleri aradı ve onları olay yerine çağırdı. Kendisinin eve girdiğinden ve gerçekten çok korkunç bir manzarayla karşılaştığından bahsetti. Dahası aynı gün içerisinde Tina'nın komşusu Stefani hakkında da ailesi bir kayıp ilanında bulunmuştu. Oysa ki ailenin yaşadığı kasaba böyle küçük, yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı ve suç oranları gerçekten çok düşüktü. Yani aynı anda iki kadının birdenbire ortadan kaybolması ve bu iki kadının da komşu olması, yani birbirlerine gerçekten çok yakın olması yetkililerin anında dikkatini çekmişti. Çünkü o gün Tina'nın çocukları da ortada yoktu. Anneleri nasıl işe gidemediyse onlar da ertesi gün okullarına gidememişlerdi. Yani Tina'nın kızı Sarah, oğlu Cody ve en yakın arkadaşı, aynı zamanda komşusu olan Stephanie birdenbire kimseye hiçbir haber vermeden, hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu ve Tina'nın evinde evin her tarafında kıpkırmızı lekeler vardı. Polisler olay yerine geldiklerinde ve evin içerisine girdiklerinde ilk fark ettikleri şey şu oldu. Evet, salonda kırmızı lekeler vardı ve bunlar böyle sürtünme şeklindeydi. Sanki birileri yaralı bir vücudu yerde banyoya kadar sürüklemişti. Ama sonrasında geriye dönüp yerleri temizlemeye çalışmıştı. Salonu temizlemeye çalışmıştı. Ama baktığınız zaman banyoya hiç dokunmamıştı. Yetkililer ve yakınları tabii ki Tina'nın, çocuklarının ve komşusunun can güvenliğinden ciddi derecede endişeli bir haldeydi. Anında Tina'nın eski sevgilisi ve eski kocası yetkililer tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmaya başlandılar. Çünkü Tina birlikte yaşadığı sevgilisinden çoktan ayrılmış bir haldeydi. Eski kocası ise sorunlu bir adamdı ve o dönemki kız arkadaşıyla bile şiddete dayalı bir takım geçimsizlikler yaşıyordu. Ama her ikisi de sorgulandıklarında 10 Kasım günü, yani ailenin birdenbire ortadan kaybolduğu gün, başka yerlerde olduklarını iddia eden görgü tanıkları, şahitleri vardı ve bu yüzden de her ikisi de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ama halen daha Tina, çocukları ve komşusu hiçbir yerde bulunamıyordu. Polisler ailenin peşine düştüler ve Tina'nın arabasını evden yaklaşık 11 kilometre kadar uzaklıkta ormanlık bir alanda bulmayı başardılar. Dahası araba bulunduğunda arabanın hemen yakınında başka bir araba park edilmiş bir haldeydi ve bu arabanın içerisinde garip görünümlü bir adam oturmaktaydı. Adam böyle tamamen sessiz, sakin bir halde, dışa kapalı bir halde öylece arabanın içerisine oturmuş böyle bekliyordu. Ama o esnada hiçbir şeyle uğraşmıyordu, gelen yetkililere hiçbir tepki vermiyordu. Hatta buraya bu kadar çok polisin gelmiş olmasını garipsememişti bile. Yani bu durum onda merak bile uyandırmamıştı. Yetkililer bu arabaya doğru yaklaştıklarında ve içerisindeki adamla iletişime geçmeye çalıştıklarında gerçekten çok garip bir tepki aldılar. Adam son derece soğukkanlı bir haldeydi. Sıradan bir insanın yapacağı gibi polislerin neden burada olduğunu merak bile etmemişti. Bu durumu sormamıştı bile. Ve polisler ona burada ne yaptığını sorduklarında ise polislere doğru döndü ve "Kız arkadaşım Sarah'ı bekliyorum," dedi.
Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi tekrardan önüne döndü ve polisler gidene kadar böylece beklemeye devam etti. Polisler aslında ilk andan itibaren bu adamdan son derece şüphelenmişlerdi. Yani bu adamda insanları rahatsız edecek bir şeyler vardı. Ama yine de adamı şüpheli konumuna getirecek hiçbir şey olmadığı için, hiçbir kanıtları olmadığı için onu gözaltına almadılar veya tutuklayarak karakola götürmediler. Yani gerçekten de bu adam orada kız arkadaşı Sera'yı bekliyor olabilirdi. Ama hemen sonraki gün daha garip bir gelişme yaşandı. Tina'nın en yakın arkadaşı olan ve onunla aynı anda hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş olan Stephanie'nin aracında bazı poşetler bulundu. Bu poşetler alışveriş poşetiydi ve içerisinde çöp torbaları vardı. Ama çöp torbaları kullanılmış olmasına rağmen arabadan indirilmemişti. Bu yüzden de polisler bu alışverişin yapıldığı markete gittiler. Yani belki güvenlik kayıtlarını incelerlerse bu alışverişi kimin yaptığını bulabilirlerdi. Gerçekten öyle de oldu. Çünkü alışverişin yapıldığı markete gittiklerinde ve bu güvenlik kayıtlarını incelediklerinde Stephanie'nin aracını süren kişinin bir başkası olduğunu fark ettiler. Bu bir erkekti, böyle orta boylarda, orta yaşlarda birine benziyordu. Ve Stephanie'nin aracıyla bu markete geldikten sonra bolca çöp torbası almıştı, tekrardan dışarıya çıkmıştı ve Stephanie'nin aracına binerek oradan uzaklaşmıştı. Ve bu alışverişi tam da 10 Kasım tarihinde saat 16.00'dan sonra yapmıştı. Polisler anında bu adamın peşine düştüler. Kimliğini tanımlamayı başarmışlardı çünkü kendisinin daha önceden bir sabıka geçmişi vardı. Görüntülerdeki adam Matthew Hoffman'dan başkası değildi. Kendisi 1 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmişti ve polisler bir şekilde onun adresine kadar bulmayı başardılar ve 14 Kasım tarihinde onun evine bir baskında bulundular. Ancak Hoffman'ın evine girdiklerinde ev gerçekten berbat bir haldeydi. O esnada Matthew Hoffman evin salondaki bir kanepede uyuklamaktaydı. Yani böyle sanki miskinlik yapıyormuş gibiydi ve onun için sıradan bir günmüş gibi görünüyordu. Ama yetkililer evin içerisine baktıklarında evde rahatsız edici birçok detaya rastladılar. Evin salonunun zemini kurumuş yapraklarla kaplıydı ve bu yaprakların altında pek tabii her şey olabilirdi. Yani zararlı maddeler olabilirdi, insan vücutları olabilirdi. Bu yapraklar burada her şeyi saklamak için kullanılıyor olabilirdi. Dahası evin diğer odalarında da duvarlara asılmış yüzden fazla poşet bulundu ve bu poşetlerin içerisi de yine kurumuş yapraklarla doluydu. Polisler bu durumu anlayamadılar. Yani Matthew Holman'ın akıl sağlığının çok da yerinde olmadığı belliydi. Genç adam anında olay yerinde gözaltına alındı. Matthew Holman ilk gün boyunca hiçbir şey söylemedi. Polislere yardımcı olacak hiçbir şey söylemiyordu. Tek söylediği şey kendisinin hiçbir şey yapmadığı, sadece o bölgede kamp yaptığı olmuştu. Yani kendisi sadece garip görünümlü bir kampçıdan ibaretti. Bu aileyle ve olup bitenlerle hiçbir ilgisi yoktu. Bunun dışında da zaten polislere bir ipucu verebilecek, bir kanıt gösterebilecek hiçbir söylemde bulunmamıştı. Ve yetkililer evi aramaya devam ettiklerinde önüne dolap çekilmiş bir kapıya rastladılar ve bu dolabı kenarıya doğru çektiklerinde ve kapıyı açtıklarında içeride kendilerini Tina'nın 13 yaşındaki kızı Sera beklemekteydi. Sera tamamen şoka girmiş bir haldeydi. Hatta yetkilileri karşısına gördüğünde ilk söylediği şey okula geç kaldığı olmuştu. Yani belli ki bu olayın tek ve öncelikli şüphelisi Matthew Hoffman'dı. Zaten hatırlarsanız Tina'nın arabası bulunduğunda aynı bölgede arabasının içerisinde beklemekte olan ve yetkililere kız arkadaşı Sera'yı beklediğini söyleyen garip bir adam vardı. Ve bu adamın da yine aynı şekilde Matthew Hoffman olduğu yetkililer tarafından tespit edildi. Ama halen daha anlayamıyorlardı. Yani bu adam hiçbir ilgisinin, hiçbir alakasının olmadığı bu aileye neden böylesine bir zarar vermişti? Yetkililer onu konuşturmak için elinden geleni yaptılar. Fakat Matthew Hoffman tek bir şartla konuşacağını söyledi. Eğer söylediği şeyler kayıt altına alınmazsa olup biten her şeyi anlatacaktı. Ama yine de yetkililere de güvenmiyordu. Bu yüzden ikinci gün yetkililere tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi ve tuvalete gittiğinde kendisine eşlik eden polis memurlarına itirafta bulunmaya başladı. 17 yaşındayken anne babası boşandıktan sonra kendisi annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştı.
ama her zaman için sorunlu bir hayatı vardı. Yani aslında sorunlu olan hayatı da değildi. Sanki kendisi sorunlu bir insanmış gibiydi. Çevresindeki kimse ondan çok da hoş bahsetmiyordu. Yani okuldan arkadaşları, çevresindeki insanlar, komşuları her zaman için bu adamın varlığından birazcık rahatsız olmuş gibiydiler. Çünkü Matthew Holman küçüklüğünden itibaren evlerinin bahçesine tuzaklar kurardı ve küçük hayvanları bu şekilde avlamaya çalışırdı. Ve işin kötü kısmı avladığı hayvanları, yani böyle tavşan, sincap gibi küçük hayvanları daha sonrasında pişirip yiyordu. Tüm bunlarla birlikte Matthew gerçekten ağaçlara tırmanmayı çok seviyordu ve ağaçlara tırmanıp ağaçların en tepesine tırmanıp sonrasında komşularının evini dikizliyordu ve bu durum tabii ki komşuları son derece rahatsız ediyordu. Ama Matthew'un kötü davranışları bunlarla da sınırlı değildi. Daha öncesinde kendi yaşadıkları evin bahçesini yakmaya bile çalışmıştı. Ve bir süre sonra bu kötü davranışlar çevredeki insanlara da sıçramaya başladı. Kendi bölgesinden başlayarak daha da dışarılara açıldı ve bir takım ufak tefek hırsızlıklar yapmaya başladı. Bu dönemde aynı zamanda tesisatçı yamağı olarak çalışıyordu. Fakat işvereni de onun tavırlarından, onun davranışlarından çok da hoşnut değildi. Evet, Matthew'un elinden bazı işler geliyordu. Yani bu işi kıvırabiliyormuş gibi gözüküyordu. Kendisine ne iş söylenirse yapıyordu. Ama kendisine söylenen işler dışında hiçbir şey yapmadan böylece oturuyordu. Yani aynı bir mumya gibi oturuyordu ve hiçbir karakter belirtisi göstermiyordu. Yani sanki programlanmış bir robot gibi hareket ediyordu. Ve bu da ekip arkadaşlarını bile rahatsız ediyordu. Çevresindeki kimse bu genç adamın aynı zamanda evlere giren ve ufak tefek hırsızlıklar yapan bir adam olduğunu tahmin bile edemezdi. Ama Matthew 21 yaşına geldiğinde bir eve girdi. Evden bazı değerli eşyaları aldıktan sonra etrafta parmak izi bırakmaktan korktuğu için evi ateşe verdi. Hatta ev o kadar çabuk bir şekilde alevlenmişti ki çevredeki evler de bu yangından etkilenmişti. Ve can kaybı olmasa bile Matthew yaklaşık 2 milyon dolarlık bir zarar vermiş bulundu. Ve bu yüzden de 8 yıllık bir hapis cezası aldı. Ama 6. yılda şartlı tahliyeyle serbest kalmış. Serbest kaldıktan hemen sonrasında ise tekrardan annesiyle yaşadığı eve geri döndü ve annesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Bu dönemde ağaçları budadığı bir işe girmişti. Biliyorsunuz ki Matthew ağaçların üzerine vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyordu ve sanki annesinin söylediğine göre bu dünyada sevdiği tek şey ağaçlarmış gibi görünüyordu. Bu yüzden de annesi bu ağaç budama işinin oğluna iyi geleceğini düşünmeye başladı. Öyle de oldu çünkü Matthew yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlamış gibi görünüyordu. Yolunda giden bir işi vardı, hatta bir kız arkadaşı vardı ve şartlı tahliyeyle serbest kaldıktan yaklaşık 2 yıl kadar sonra kendi evini alarak annesinin yanından taşındı ve kız arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı. Kız arkadaşının aynı zamanda 8 yaşında bir oğlu vardı ve çevresindeki insanlar hem onun kız arkadaşıyla hem de 8 yaşındaki oğluyla gayet iyi anlaşabiliyordu. Matthew yine içine kapanıktı. Yine çevresindeki insanlarla muhatap olan bir insan değildi. Ama sanki kız arkadaşı ve onun oğlu Matthew'la sosyal hayatı arasındaki bir köprü gibiydi. Ama Matthew'un bu mutluluğu da çok kısa sürdü. Yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Çünkü kendisi ağaç budama işinden atılmıştı. Ve bunun sebebi bu işe girerken kendisinin eski bir tutuklu olduğunu saklamasıydı. Haliyle patronu kendisinden saklanan bu bilgiyi öğrendiğinde ilk iş olarak Matthew'u kovdu. Ve sonrasında genç adam sevgilisi tarafından da terk edildi. Ama terk edilmesinin sebebi de işsiz kalması değildi. Tam tersine, özellikle işsiz kaldıktan sonra hem kız arkadaşına hem de onun oğluna gerçekten çok kötü davranmaya başlamıştı. Onları darp ediyordu, itip kakıyordu, hakaretler yağdırıyordu. Yani o eski sessiz, sakin, içine kapanık hali gitmişti. Yerine her şeye kızan, hemen öfkelenen, sinirlenen bir adam gelmişti. Ve bu yüzden de kız arkadaşı hem kendisini koruyabilmek için hem de 8 yaşındaki oğlunu koruyabilmek için Matthew'un
onun bu hareketlerine daha fazla katlanamadı ve onu terk ederek kendi hayatına doğru emin adımlarla ilerledi. Ama Matthew bu terk edilmeyi hiç hazmedememiş gibi görünüyordu. Bu yüzden de kendisini tamamen doğaya vermişti ve 9 Kasım günü kamp yapmak üzere çadırını da yanına alarak ormanlık bir alana gitti. Ama bu ormanlık alan Tina'nın ailesiyle birlikte yaşadığı evin konumlandığı yerde. Zaten Matthew Holman kamp yapmak üzere bu ormanlık alana geldiğinde ve çadırını kurduğunda daha ilk geceden buradaki bir evin varlığını fark etmişti. Tina'nın ailesiyle birlikte yaşadığı evi gözüne kestirmişti ve bu evi yakından takip altına almıştı. Evdeki herkes evden uzaklaştığı gibi, dışarıya çıktıkları gibi kendisi eve girecekti ve evdeki değerli eşyaları alarak evden uzaklaşacaktı. Yani tek amacı hırsızlıkmış gibi görünüyordu. Matthew böylece 9 Kasım gecesinden itibaren Tina'nın ailesiyle yaşadığı evi izlemeye başladı ve 10 Kasım sabahı Tina ve çocukları evden ayrıldıktan sonra kendisinden emin bir şekilde eve doğru ilerledi ve evin garaj kapısından içeriye girerek evin içerisine girmeyi başardı. Evin içerisine girdikten sonra içeride yaklaşık bir saat geçirmişti. Oysaki ailenin değerli eşyaları, teknolojik eşyaları, her şey ulu orta durmaktaydı. Yani bir an önce eşyaları toparlayıp daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıkabilirdi ve olay yerinden uzaklaşmak için çok uzun bir zamanı olabilirdi. Ama kendisi yaklaşık bir saat boyunca evin içerisinde durmaya devam etti ve ailenin özel eşyalarını bile kurcaladı. Yani hiç bilmediği bir evin içerisinde olmak ona garip bir heyecan ve haz vermişti. Ve bu hiç tanımadığı insanların hayatına girebilmek için onların fotoğraflarına baktı, duvardaki biblolara, tablolara baktı. Yani bu evi sanki böyle kendi kendisine içselleştirmeye çalıştı. Ama o evin içerisinde başıboş bir şekilde gezinmekteyken beklenmedik bir şey gerçekleşti. Tina elinde alışveriş poşetleriyle eve geri dönmüştü ve bu Matthew'un hiç beklemediği bir şeydi. Aileyi ve ailenin diğer üyelerini eve daha geç bir saatte bekliyordu. Yani baktığınız zaman kendisi Tina'ya suçüstü bir şekilde yakalanmıştı. Tina elindeki poşetlerle birlikte mutfağa geçtiğinde ve poşetleri yere bıraktığında Matthew hiç vakit kaybetmeden ona arkadan saldırdı. Oysa ki ona hiç görünmeden dışarıya bir şekilde çıkabilirdi. Yani camdan kaçabilirdi, geldiği yönden kaçabilirdi. Sonuçta o esnada Tina mutfakta alışveriş yaptığı poşetlerle uğraşıyordu. Ama kendisi kaçmak yerine arkadan Tina'ya saldırdı ve onunla boğuşmaya başladı. Tina'yı bayıltmaya çalışıyordu ama genç kadın gerçekten çok güçlüydü, çok dirayetliydi ve bu karşısındaki adamla çıplak elle boğuşmayı başarabiliyordu. Ve bu seslerin üzerine mi geldi bilemiyoruz ama tam da o esnada aralık kapıdan Stephanie girdi. Aslında sadece arkadaşına yardım etmek istemişti ama Matthew onu gördüğünde daha da panikledi ve bu sefer Stephanie'nin üzerine atlayarak onu göğsünden defalarca kez bıçakladı. Daha sonrasında Tina'nın yanına gitti ve onu da sırtından defalarca kez yaraladı ve onları tamamen yaralı bir şekilde evin banyosuna kadar sürükledi. Daha sonrasında Stephanie'nin arabasına atladı, yakınlardaki bir alışveriş merkezine gitti ve bolca çöp poşeti alarak geri döndü. Kafasında tek bir plan vardı. Bu kadınların vücutlarını küçük parçalara ayırıp daha sonrasında da onlardan kurtulacaktı. Ve bu işlemi de tabii ki evin banyosunda yapacaktı. Ama akşam üzeri saatlerine gelindiğinde bu sefer Tina'nın çocukları Sarah ve Cody eve geldiler. Ve evin salonuna girdiklerinde salondaki kırmızı sürtünme izlerini gördüklerinde çocuklar şok olmuş bir şekilde çığlık atmaya ve evin içerisinde annelerini aramaya başladılar. Ama o esnada karşılarında gördükleri tek kişi 30 yaşındaki Matthew Holman olmuştu. Matthew anında çocukların üzerine atıldı. Sarah içerisinde bulunduğu şokla birlikte yatak odasına kaçmayı başarmıştı. Ama kardeşi Cody gerisinde kaldı ve diğer iki kadınla aynı kaderi paylaştı. Matthew bu küçük çocuğu da yaraladıktan sonra onu banyoya kadar sürüklemeyi başarmıştı. Şimdiki hedefinde ise Sarah vardı. Sarah'ın yatak odasının kapısını kırarak açtığında Sarah tamamen korkmuş ve pısmış bir şekilde yatağının yanında yerde oturmaktaydı. Ve şöyle bir dönüp Matthew'un yüzüne baktığında Matthew bu kıza zarar veremem diye düşündü.
Onun hayatına son veremezdi, onu hırpalayamazdı bile. Yani ona hiçbir zarar vermek istemediğini düşünüyordu. Bu yüzden de kalınca bir ipi Sera'nın vücuduna dolamaya başladı. Ve onu elleri ve ayakları bağlı bir şekilde, ağzı bağlı bir şekilde yatak odasına bırakarak tekrardan banyoya yöneldi. Ve banyoda hem Tina'nın, hem Cody'nin, hem de Stephanie'nin vücutlarını küçük küçük parçalara ayırarak çöp poşetlerine yerleştirdi. Bu poşetleri Tina'nın arabasına yerleştirdi ve daha sonrasında da ormanlık bir alana giderek gözüne bir ağaç kestirdi. Bu ağaca bir makara sistemi kurdu ve sonrasında bu poşetleri bu makara sistemi sayesinde yukarıya doğru kaldırarak ağacın içerisindeki bir boşluğun içerisine tıkmayı başardı. Matthew tüm bu olup bitenlerden sonra, yani 3 kişinin hayatına son verdikten ve onları bir ağaç kavunun içerisine istifledikten sonra Sera'yı da yanına alarak kendi evine gitti ve onu kendi evinin bodrum katına hapsetti. Burada bu genç kız için kendince bir yatak bile hazırlamıştı ve ona defalarca kez uygunsuz davranışlarda bulunmuştu. Kendi iddialarına göre kendisi Sera'ya çok iyi davrandığını düşünüyordu. Hatta onun video oyunları oynamasına izin vermişti, film izlemesine izin vermişti, ona yemesi için hamburger bile götürmüştü. Ama tabii ki hiçbir şey onun anlattığı gibi değildi. Tam tersine 4 gün boyunca Sera'yı burada aç bıraktı ve 4 gün boyunca Sera'ya vermiş olduğu tek şey mısır gevreği ve biraz süttü. Ve süt de zaten bozulmuş bir haldeydi. Onun dışında tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için bile Sera'yı dışarıya çıkartmadı. Ve tüm bu süre zarfı içerisinde Sera'nın elleri, ayakları, her yeri bağlı bir haldeydi. Ve küçük kız tamamen şoka girmiş bir şekilde kurtarılmayı bekliyordu. Evet, bu üç kişinin hayatına kıydığını kabul etmişti. Hatta onların vücutlarını ormanlık bir alanda bir ağaç kavunun içerisine yerleştirdiğini bile itiraf etmişti. Fakat yetkilileri olay yerine götürmesi için bazı şartları vardı. Bu şartlar gerçekten çok çok garipti. Çünkü kendisi yetkilileri olay yerine götürdüğünde bir kaçma eyleminde bulunmak istiyordu. Yani aslında tamamen bir tiyatro çevirmek istiyordu. Ve kendisi kaçmaya başladığında yetkililer tarafından kendi hayatına son verilmesini istemişti. Yetkililer tabii ki de bu fikre çok da sıcak bakmadılar, kabul etmek istemediler. Ama Matthew sadece bu şartının kabul edilmesi durumunda bir itiraf mektubu yazacağını, bu mektubu avukatına vereceğini ve daha sonrasında da kendi şartlarının kabul edilmesini talep ediyordu. Ama yetkililer bu şartları kabul etmediğinde ve Matthew yaklaşık 4 gün boyunca gözaltında tutulduğunda onun da bazı fikirleri değişmeye başlamıştı. Kendi hayatına son verilmesini artık istemiyordu. Hatta ölmek bile istemiyordu ve bundan gerçekten çok korkuyordu. Ve bu yüzden de yetkililere sunduğu yeni şart şuydu: eğer idam cezası almayacaksam sizi onların bulunduğu yere götüreceğim demişti. Yetkililer bu sefer bu şartı kabul ettiler. Ona hiçbir şekilde idam cezası almayacağını söylediler. Ve Matthew'la birlikte yola çıkarak onun kendilerini bahsettiği ağaca götürmesine izin verdiler. Olay yerine gelindiğinde Matthew'un kendilerine işaret ettiği ağacı incelediklerinde gerçekten de ağacın içerisinde hem Tina'nın, hem oğlu Cody'nin, hem de komşusu Stephanie'nin tüm vücut parçaları eksiksiz bir halde bulunmuştu. Peki Matthew'un tüm bunları yapma sebebi, tüm bunları yapma motivasyonu neydi? Hiç tanımadığı insanlara neden böylesine bir zarar vermişti? İşte bu noktada Matthew bahsettiği itiraf mektubunu yazdı. Yaklaşık 10 sayfalık bir itiraf mektubu yazmıştı. Ve burada aslında her şeyin en başına gitmişti. Yani kendi yaşadığı zorluklardan bahsediyordu. İşte başa çıkmak zorunda kaldığı, mücadele ettiği şeylerden bahsediyordu. Ve son olarak 9 Kasım gecesi ailenin yaşadığı evin bulunduğu ormanda kamp yapmak üzere yola çıktığından bile bahsediyordu. Ve bu mektuba göre, yani Matthew'un itirafına göre, kendisinin tek amacı o eve hırsızlık yapmak için girmekti. Kendisi sadece hırsızlık yapmak istemişti ama daha sonrasında işler tersine dönmüştü. Ve birdenbire bu evdeki insanlara zarar verdiğini gördü. 30 yaşındaki Matthew Holman kendisinin yazmış olduğu 10 sayfalık itiraf mektubuyla birlikte bu 3 kişinin de hayatına son verdiğini, onların vücut bütünlüğünü bozduğunu
olduğunu ve bir ağacın içerisine istiflediğini kabul etmişti. Ve tüm bunların sonucunda kendisi şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldı. Hayatta kalmayı başaran 13 yaşındaki Sarah Maynard'ın velayeti ise babasına verildi. Fakat videonun başında da söylediğim üzere Sarah'ın babası birazcık sorunlu bir adamdı ve kızı devlet tarafından kendisine emanet edildikten sonra ve Matthew'un yanında gerçekten çok zorlu ve çok travmatik 4 gün geçirdikten sonra annesini ve erkek kardeşini kaybettikten sonra babası ve üvey annesi ona hiç de insaflı davranmamışlardı. Onu darp etmişlerdi, ona hakaretler yağdırmışlardı. Gerçekten çok kötü bir muamelede bulunmuşlardı. Ve bu yüzden de Sarah yetkililer tarafından babasının da yanından alındı ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim edildi. Böylece Sosyal Hizmetler Kurumu'nda büyütüldü ve sonraki dönemde kendisi başından geçenleri ve travmalarını kaleme aldığı ve aslında baktığınız zaman tamamen içini döktüğü bir kitap kaleme alarak yazarlık kariyerine başlamış bulundu. Yani bu ne yazık ki Sarah Maynard'ın hayatta kalışının öyküsüydü ve bu kadar mutlu bir ailenin bile hayatının göz açıp kapayıncaya dek birdenbire kökünden değişebileceğini gösteren bir hikayeydi. Matthew ve bu aile arasında hiçbir bağ yoktu. Aile hiçbir şey yapmadan, yani ortada hiçbir sebep yokken birdenbire böylesine hastalıklı bir adamın hedefi haline gelmişlerdi. Ve ne yazık ki hepsinin hayatı geri dönülmez bir şekilde kökünden değişmişti. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama bu olayın işleniş şekli olarak bende çok derin etkiler bıraktığını söyleyebilirim. Yani ortada hiçbir sebep yokken birdenbire hastalıklı bir insanın hedefi haline gelebilecek olma fikri insanı gerçekten çok ürkütüyor. İşte bu yüzden de sizin bu olay hakkındaki duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı, eklemek istediklerinizi çok merak ediyorum. Videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarla bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.